Yönetim kurulu üyelerim, gençlik kolları ve kadın kollarım, çok kıymetli hemşehrilerim, köylerim. Geleneksel pikniğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Biz olayız. Aslında başkanı arkadaşlar. Abdullah. Ya bayım. Herkesinizi konuşuyor. Başıyla beraber ekibini sahneye davet ediyoruz. Akabinde de turnuvada birinci, ikinci, üçüncü olanları plaketleri takdim edilecek. Yakın zamanda yapmış oldukları Bursa gezisi vardı. Bursa gezisinde güzel de bir etkinliğe imza attılar. Bir fotoğraf yarışması düzenledi gençlik kollarımız. Bu fotoğraf yarışmasına birçok yarışmacımız katıldı ama içlerinden bir tanesi fotoğrafı daha çok beğenilerek birinci oldu. Bu kişi şu an aramızda değil ama muhtemelen yeni fotoğraflar çekme peşindedir. Kendisinin ismini söylüyorum. Kevser Çelik. Kevser kardeşimize plaketini Gençlik Kolları Başkanımız Cihan Kayabaş'ı verecek ama kendisi burada olmadığından amcasının oğlu Ahmet Çelik'i buraya davet ediyoruz. Hoş geldin Ahmet. Ben de ödülü Kevser adına alıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bir poz da verelim tabii. Evet, alkışlıyoruz kendilerini. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz. Turnuvanın üçüncüsü. Can abi, Can abi. Üçüncü takımı açıklıyoruz. Hürriyet Gücü. Hürriyet Gücü'nden kupalarını almak üzere takımdan madalyalarını almak üzere Berat Demirel ve Yunus Günay'ı seçtiler. Madalyalarını kendilerine takdim ediyoruz. Onlar da takım arkadaşlarına takdim edecekler. Malum bugün bir de sınav vardı. Gençlerin hepsinin gelmesini bekleyemiyorduk zaten. Evet. Bu ödülleri vermek üzere Ahmet Marangoz'u bir aramıza alabilir miyiz? Ahmet abi, gençlik seni abilerim diyor. Yanlarından ayrılmanı istemiyorlar. Böyle alalım abi seni. Evet. Hürriyet Gücü'nü temsilen Berat Albayrak ve Yunus Günay kardeşimizi alkışlıyoruz. Berat Demirel, pardon. Evet, turnuvanın ikincisini açıklıyoruz. Öncelikle ikinciye ödüllerini vermek üzere sayın ağamızı buraya bir davet edelim. Ali Başar. Böyle buyurun. İkinci takım, Yükselenler. Mutlu Gültekin. Böyle alalım mı sizi? Evet, Yükselenler takımını sahneye davet ediyoruz. Evet, turnuvanın ikincisi. Böyle güzel turnuvaların aslında bakarsanız birincisi, ikincisi, üçüncüsü olmaz. Bu birlikteliğin önemli olması. Evet, ağamız madalyalarını takıyor ikinci takımın. İkinci takımın bir ayrıcalığı var bu arada. Gol kralını kendi takımların içinden çıkardılar. İkinci takımda gol kralı olan
Sayın Sinan Yüksel kardeşimi bir adım öne davet edip kendisine altın ayakkabısını takdim edeceğiz. Gençlik kolları başkanımıza mikrofonu uzatacağım. Centilmen takım için çünkü bir ayrıcalık düşünüyorlar zannedersem. Değerli köylülerim, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bilerek mikrofonu ikinciden sonra almak istedim. Çünkü futbol turnuvamızda yayınlamadığımız belli olmayan bir şey vardı. Bir karar aldık gençlik kolları olarak. Tribünde en güzel maçı izleyen ve tüm maçları izleyen, hiçbir şekilde itirazı olmayan en centilmen taraftarı seçtik. Ben, kendisi de bilmiyor şu an. Haluk Çam abi yanıma alabilir mi? Ben sizlerin huzurunda bu etkinlikte en iyi taraftar olma unvanını alan Haluk abi çok teşekkür ediyorum. Evet, gençlik kollarımıza bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendileri resimlerini çekilsinler. Tabii, centilmen takım olmaktan çok centilmen taraftar olmak da önemli. Çünkü günümüzde saha olaylarının birçoğu taraftarlardan kaynaklanıyor ve bu anlamlı davranışlarından dolayı gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. Centilmen takımımızı da buraya davet edelim. Kanarya Gücü. Evet, ağamız Ali Başar versin yine. Aynı zamanda da centilmen takımın kulüp başkanıdır kendisi. Evet, bir tarihe anı daha tanık ediyoruz. Kanarya Gücü'nün kaptanı olarak oğlu alıyor kupayı babasından. Evet, bu güzel takımı da alkışlıyoruz. Bu güzel anı da alkışlıyoruz. Evet. 2016 yılının şampiyonu Barcelona takımı sonunda kupayı Yakup Çam'ın elinde de gördük. Evet. 2016 yılının şampiyonu Barcanova takımımıza çok teşekkür ediyoruz ve böyle güzel sahneleri bize yaşatan gençlik kollarımıza, dernek yönetimimize çok teşekkürler ediyoruz. Thank you.
Demirel, eski Gençlik Kolları Başkanımızdan. Köylülerimizi selamlayarak gidiyorlar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Şaban Demirel ve Ahmet Hayır aramızdalar şu anda. Avrupa şampiyonlarımızdan milli güreşçimiz Sayın Ahmet Hayır. Dünya şampiyonumuz aramıza teşrif edilen Emin Çoğlu. Teşrif eden büyüklerimiz vardı. Onları buraya davet etmek istiyorum. Öncelikle eski Gençlik Kolları Başkanımız ve şimdi Kağıthane Belediye Başkan Yardımcımız olan Sayın Şaban Demirel'i mikrofona davet ediyorum. Kuvvetli alkışlarınızla. Evet, cümleten selamünaleyküm. Sivas'ımızın medarı iftarı, değerli büyüğüm abim Ahmet abi. Dernek başkanımızı, dernek yöneticilerimizi, velhasıl bugün bu güzel birlikteliği oluşturan siz saygıdeğer hemşerilerimi, köylülerimi sevgiyle selamlıyorum. Tabii yöresel etkinliklerde biz de buradan aldığımız tecrübeyle gittiğimiz birçok etkinlikte derneklerin öneminden bahsediyoruz. Birlikteliklerin, hemşerilerin birlikteliklerinin öneminden bahsediyoruz. Ben bugün bu güzel birlikteliği oluşturan dernek başkanımıza, onun nezdinde yönetime çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu işler meşakkatli işler. Ben de bu işlerden gelen bir kardeşinizim. Bu işler gönül istiyor. Gayret istiyor. O yüzden kendilerine çok teşekkür etmiş olalım. Hem şahsım adına hem sizler adına. Gününüz hayır olsun. Belediye başkanımızın da selamlarını iletelim. Onun da programları bir hayli yoğun. Kendisi gelmeyi arzu ediyordu. Belki gün içinde yine uğrama fırsatı olabilir ama uğramasa da biz ona vekaleten onun da selamlarını iletmiş olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de hem şahsım hem sizler adına Ahmet abiye yapmış olayım. Ahmet abiyle de bugün güreşler var. Onlara katılacağız birlikte. Kendisi de bizi kırmadı. Burada da onurlandırdı. Sağ olasın abi. Hoş geldin, sefa geldin. Eyvallah. Evet, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Şaban Demirel'e teşekkür ediyoruz ama yerine bırakmıyoruz. Dernek Başkanımızın kendisine bir takdimi söz konusu. Mikrofonu dernek başkanıma veriyorum. Öncelikle başkanımıza buraya katılıp bizlere değer kattığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle gerçekten çok çetin bir çalışma aşamasından geçtik. Ben Şaban kardeşim o kadar aktifti ki, Şaban yapma biraz da biz çalışalım diyordum. Abi ne olacak çalışalım diyordu. Allah yolunu açık etsin. Her zaman desteğimiz tam. Yani bizden fazla çalışan, bizden
bize değer katan kardeşimizi iyi yerlerde gördük. Daha da iyi yerlerde göreceğiz inşallah. Ben her zaman Cihan'a örnek veriyorum. Geçeceğim abi dedi. Geçeceğim abi dedi. Bakalım geçecek mi inşallah. Derneğimize adına bir tabak yaptırdık. Cihan kardeşim dedi ki ben dedi ilk tabağı Şaban başkanıma vermek istiyorum dedi. Yalnız benim telefonumdan da bir fotoğraf alalım olur mu? Şurada masanın üstünde telefonum. Değil mi? Alsana sen. Teşekkür ediyorum. Halef Selef. İnşallah ikisini de çok iyi yerlerde göreceğiz. Ahmet Ayık. Hoş geldiniz sayın üyemiz. Efendim bugün burada olduğum için çok mutluyum, inanın. İçten gelerek söylüyorum. Ben de sizlerin bir parçasıyım. Sizler gibi işte Sivas'ın önce kazağım Hafik'ti, sonra Doğanşar oldu. Doğanşar'ın eski köyünden Ömer Ayık'ın oğluyum. Daha Türkçesi, bu kadar. Efendim öncelikle Şaban Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnanın sizlerle buluşturduğu için beni. Ben tabii bu şu andaki bu etkinlikten haberim yoktu, bilmiyordum. Güreşler için, kağıthanedeki yıllardır devam eden o geleneksel yağlı güreşler için ben gelmiştim. Şaban Bey ısrarla oraya çağırdı, onun için geldik. Biz Şaban Bey'le de Almanya'da tanıştık tabii. Hemşerimizle. Çok mutlu oldum. Tabii Gencin'i çok iyi bilirim. Gencin'in hemşerimizin belediye başkan yardımcısı olması, burada hemşerilerine sahip çıkması inanın beni son derece mutlu etmiştir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle Şaban Bey'e teşekkür ediyorum. Sizlerle beni tanıştırdığı için çok çok teşekkür ederim. Bırakmıyoruz. Ahmet abi. Ahmet abi diyebilirim değil mi? Çocukluğumun efsane ismi. Ailemizde adı söylendiği zaman duvarlarda yankı yapan isim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugünü hatırlamak üzere size de bir böyle hediye tabağımız olacak. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de bizi hatırlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ömer Köseda, Caner Köseda bize 20 takım pijama takımı armağan ettiler. Bunu da çekilişte köylülerimize dağıtın dediler. Biz de bu hayırlarını yerine getirmek istiyoruz. 20 adet pijama için çekiliş. Mikrofon Abdullah Bey'de tekrar. 498. Ağamız ağamız oldu. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Bravo kardeşim. Bravo. Helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ben çizgideyim.
Bir dakika, su tabancası oraya, su tabancası oraya. Dün akşam biraz endişeliydim. Çünkü yağmur yağdı. Hakikaten Sarıyer'e de bayağı yağmur yağdı. Diğer yerlere de dolu düştü İstanbul'un, biliyorsunuz. Beşiktaş bölgesine, Ok Meydanı'na, Beylikdüzü'ne. Akşam fevkalade endişelenmiştim. Fakat bugün Allah'a şükürler olsun yağmur yağmadı. Hava çok yağmur güzel geçti. Yüzümüzün hakkıyla çıktık diyorsunuz. Yüzümüzün hakkıyla çıktık. Üstelik beklediğimden çok da katılım oldu. Katılım oldu. Başta biraz endişeliydik. Yani sonrasında sınav olmasına rağmen, öğrencilerin sınav olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Artı gelmeyenler biraz keyfinden gelmedi. Gelmeyenler keyfinden gelmedi.